Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda doğadaki şifalı bitkilerden biri olan ulama, deniz üzümü, efetra gibi isimleri olan deniz üzümünün faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Doğada yaklaşık 40 türü olan efetra bitkisi, deniz üzümü, genellikle efetra bileşen maddesi içerdiği için bu bitkiye efetra da denmiştir. Bitkinin deniz üzümü denmesinin sebebi meyvelerinden ötürü mesela şu Göksu ırmağını bir deniz olarak varsayalım. Genellikle böyle kreş topraklarda, ırmaklara, derelere ve denizlere, okyanuslara yakın cephelerde yetişebildiği için bitki yani bu şekilde de deniz üzümü denmiştir. Bitkinin faydalarını saymadan önce bu Amerikalıları, antik Yunanlılar vesaire eski çağlardaki insanlar bu bitkiyi şifalı bitki olarak kullanmıştır. Düşük tansiyon hastaları için de oldukça faydalı olan deniz üzümünün meyveleri bu şekildedir. Ezdiğimizde bunun meyveleri Trabzon hurması gibi hafiften sümüksü bir yapısı vardır ve tadı acımsı olabilmektedir. Ancak kurutulduktan sonra acımsı tadı gitmektedir. Çingeneler bu bitkiyi yani Romanlar bu bitkiyi kıtlık ve kuraklık dönemlerinde dallarını haşlayarak yemişlerdir. Gördüğümüz gibi ulama denmesinin de sebebi buna yerel halk ulama denmektedir. Böyle bitkinin dalları birbirine bir borunun eki gibi olduğu için bitkiye bundan ulama denmiştir. Yani genellikle bu ökse otu gibi asalak bir ottur. Yani tek başına bir ağaç gibi yetişip yani böyle çam ağacı gibi yetişip dallanamaz. Mutlaka bunu teri yani bunu taşıyacak ağaç lazım. Mesela ne yapmış bu? Bu cüce çam ağacına yani andız ağacının dallarına atılarak böyle bundan istifade etmişti. Dalları böyle asmamsı tarzı olmaktadır. Gördüğümüz gibi asma dallarını andıran dalları vardır. Kökleri genellikle toprağın iyi kesimlerindedir. Yani yukarı kesimlerindedir. Yani bunu ufak bir kazma kürekle sökebiliriz ve bu bitkiyi dilersek başka yerlere de ekebiliriz. Ancak kıraç ve sıcak bölgelerde yetişebilen bu bitkinin birçoğu yani soğuk bölgelerde yetişebileceğine dair bir bilgim yok ama şöyle bir şey var. Yani iklim, ortam yani gerekli olan iklim şartları yapay olarak oluşturulduğunda efetra bitkisi de yetişebilir. Yani genellikle böyle meyveleri kırmızımsı olduğu için ismini efetra almıştır. Bu keresinde deniz üzümü, efetra, ulama otunu burada meşe palamudunun bir türü olan sıcak bölgelerde yetişen pinar ağacı derler buna burada. Bunun tepesine askıntı olarak yerleşmiştir. Yani tek başına bu yani ağaç gibi duramaz. Yani mutlaka bunu taşıyacak başka bir yardımcı ağaç olması gerekmektedir. Ancak bu bitki asalak bir bitki değildir. Sadece bunu böyle kendini taşıyacak başka bir bitkiye ihtiyaç duymaktadır. Ancak o diğer bitkinin şeyini topraktan aldığı mineralleri sömürgecilik yapmaz. Ayrıca bu bitkiyi mera hayvanları oldukça sevmektedir. Özellikle davarlar, keçiler, Türk keçileri, koyunlar ve hani evcil hayvanlar, otçul hayvanlar bu bitkiyi oldukça sevmektedir. Zira bu bitki kıtlık döneminde yani yaz aylarında herhangi bir yeşillik yokken bu bitkinin dallarıyla yabani hayvanlar beslenmektedir. Dilersek bu bitkinin bu meyvelerini yani şöyle toplayalım. Gördüğümüz gibi kuru üzüm gibi ben biraz topladım meyvelerini böyle toplayarak kurutarak yani kuru üzüm gibi bunun çayını yapabiliriz. Ayrıca bu borumsu yani boru gibi olan dallarını da kurutarak çayını yapabiliriz. Bir yemek kaşığı kurutulmuş efetra deniz üzümünün meyveler veyahut da dalları yarım litre suya konulur.
15-20 dakika kaynatılır. Yani çok fazla kaynaması tavsiye edilmemektedir. Sonrasında yani bir o kadar da demlenme süreci olduktan sonra genellikle bu bitki çayı aç karına içilmektedir. Yani hipotansiyon hastaları, yani nasıl ki hipertansiyon hastaları varsa hipertansiyon hastalarda vardır. Hipotansiyon hastaları düşük kan basıncına bağlı olarak tansiyonlarının düşük olmasından dolayı da buna hipotansiyon denmektedir. Hipotansiyon hastaları günlük olarak bunu bir çay bardağı veya hastalıklarının boyutuna göre günlük 3 çay bardağı içtiğinde kan basıncını yükseltebilen bu deniz üzümü, Efetra, ulama bitkisi hipotansiyon hastaları için faydalıdır. Ayrıca sinirleri uyaran bu Efetra'nın çayı sinir kaslarının kuvvetlendirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda solunum yolları rahatsızlıklarında da faydalı olan Efetra bitkisi astım ve nefes darlığı gibi sorunları olan, kırıltılı rahatsızlıklar olan insanlar için de tavsiye edilmektedir. Bağışıklık sisteminde kuvvetlendiren Efetra, böylelikle hastalıklara karşı daha etkili savaşmamızı sağlamaktadır. Kolayca hastalanan insanlar için de tavsiye edilmektedir. Genel olarak faydalarını sıraladığımızda astım ve bronşit hastalıklarında nefes darlığı, boğmaca, kurdeşen hastalıklarında, hipotansiyon hastalıklarında faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca hariciyen cilt hastalıklarında sivilce tedavisinde uygulanır. Yani sindirim sistemine de faydalı olan Efetra bitkisi böylelikle solunum yollarında oluşabilecek gripal enfeksiyonlarda özellikle nezlede oldukça faydalı olan bitki, özellikle hipertansiyon hastaları için tavsiye edilen bir bitkidir. Kuraklık ve kıtlık dönemlerinde zamanlar bu bitkinin böyle dallarını gösterecek, bunu haşlayarak yani açlıktan ölmemek için dallarını bir yiyecek olarak da kullanmışlardır. Romatizma ve kireçlenme hastalıklarında da unutmamak gerekirse deniz üzümünün bu dalları romatizma hastalıklarında yani kalsiyum bileşeni yüksek olduğu için kemik erimesi gibi problemlere karşı da faydalı olmaktadır. Bitkinin bir de ağrı kesici özelliğinden dolayı ağrı kesici ihtiyaçlarımızı bitkisel olarak da yani bu bitkiden karşılayabiliriz. Bilinen tek bir yan etkisi olmamakla birlikte tansiyonu yükseltici özelliği olduğu için, düşük kan basıncını yükseltici özelliği olduğu için hipertansiyon hastalıkları olan insanlara belki de kullanılması tavsiye edilmemektedir. Ancak bu yönde kesin bir sonuç, delil olmamaktadır. Bugün sizlerle Efetra deniz üzümü ulama otunu tanıttık. Eğer bu bitkiye yani rahatsızlıklarınızdan dolayı ihtiyaç duyduğunuz takdirde altta belirttiğimiz mail adresine yani yorumlarda veya açıklamalarda belirttiğimiz mail adresinden bize başvurarak yani uygun koşullarda bu bitkiyi size dağından devşirerek sizlere bulunduğunuz adreslere, Türkiye içindeki her yere gönderim sağlayabiliriz. Hoşça kalın. Başka bir tanıtıcı tabiat videosunda görüşmek dileğiyle. Esen kalın dileklerimizdi.